Efendim merhabalar, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Woman TV ekranlarında hafta bitmeden yayınıyla karşınızdayız. Her hafta cuma günü olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca o haftanın gündemine damgasını vuran konuları konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu hafta da önemli bir konuyu konuşacağız. 25 Kasım kadına şiddete karşı dayanışma ve uluslararası mücadele günüydü hatırlayacağınız gibi. Dolayısıyla Türkiye'nin geldiği noktayı ve yapılması gerekenleri, atılması gereken adımları konuşacağız. Bu yaklaşık bir saatlik dilim içerisinde. Yine telefon bağlantılarımız var ve bu telefon bağlantılarının yanında konuşacağımız gündeme damgasını vuran konular olacak. Gazete haberlerimiz olacak yine her hafta olduğu gibi. Ama dilerseniz hemen Türkiye'nin dört bir yanından sizin için derlediğimiz güncel haberlerimiz gelsin ekrana. Bakalım sizler için hangi haberleri derlemişiz bu hafta. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. (25) Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Bugün de Mardin'de kadınlar için hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi. Mardin'de hayata geçirilen ormanın adı Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla oluşturulan hatıra ormanına yüzlerce fidan dikildi. Mardin Orman İşletme Müdürlüğü'nce dağıtılan fidan dikim törenine her yaştan Mardinli katıldı. Kadın Hatıra Ormanı Mardin Nusaybin Karayolu'na çok yakın bir noktada bulunuyor. Kadına yönelik şiddet ile mücadele haftası bildiğiniz gibi bu hafta. O nedenle de Mardinli hemşehrilerimiz, Mardinli kadınlarımızla beraber bu alanda bir hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz farkındalık yaratmak için. Gördüğünüz gibi hem güzel bir gün hem de Mardinli kadınlarımız da bu programa eşlik ettiler ve bizle beraberler. Onlarla beraber bu alanı ağaçlandıracağız ve bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Etkinlikte kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi mesajı verildi. Kadının önemine dikkat çekildi. İnşallah şiddetsiz sadece kadın için de değil yani çocuk için yani dezavantajlı gruplar için şiddetin olmadığı bir dünya olsun istiyoruz. Elif Ezgi Koç ve Sevginur Özkurt, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi bölümünde okuyorlar. En büyük hayalleri dalgıç olmaktı. Sualtı Teknolojisi bölümünü kazanarak bu hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı attılar. İki genç kız aldıkları eğitimlerle hayallerine daha da yaklaşıyor. Öğrencilerden Elif Ezgi Koç'un amacı yurt dışında sanayi dalgıcı olmak. Seviyordum ama bilgim yoktu bu tarz bir bölüm olduğu hakkında. Şans eseri araştırırken buldum. Sonra biraz daha araştırınca ilgimi çekti. O şekilde tercih ettim. Yani kadınlar için genel olarak tabii ki zorlayıcı ama bünye yatkın olmasına bağlı biraz daha. Yani biz öyle fazla zorlanmıyoruz şu an. Ben yurt dışına çıkmayı planlıyorum. Planlarım o şekilde. Yurt dışında çalışmayı düşünüyorum. Sanayi dalgıcı olacağım. O şekilde planlarım. Koç eğitimine büyük önem veriyor. Şu anda birinci sınıf olduğum için şu anda scuba dalışını tamamen öğrenmeye çalışıyoruz. Hatasız dalış yapmaya çalışıyoruz. Temeli tamamen sağlam atmaya çalışıyoruz. İki genç kız su altında kesme, kaynak, basınç odası ve montaj eğitimi görüyor. Öğrencilerden Sevginur Özkurt'un hedefi ise adı pek de bilinmeyen bir meslek. Basınç odası operatörlüğü. Ben zaten lisede de bir denizcilik tecrübem vardı. Deniz olan sevdam bitmedi. Su üstü yetmedi, su altına başladık. Kesme, kaynak, bir de basınç odası derslerimiz, montaj, su altı. Her işin bir zorluğu var. Yani bu da olduğu gibi. Operatör, basınç odası operatörü olmak istiyorum. Boccia oyunu ile hayatları değişti. Samsun'un Atakum ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Kültür Merkezi'nde kas hastaları ve engelli vatandaşlar boccia sporuyla engelleri aşıyor. Dünyadaki en ağır engellilerin yapabildiği tek spor. Boccia ya da bocce en eski spor dallarından biri. Demir toplarla oynanan oyunda hedef bir top var.
Ancak engelliler için plastik top kullanılıyor. Amaçsa yuvarlanan topların hedef topa yakın olması. CP ve kas hastaları oynuyor. Oyundaki amaç yaklaşma ve vuruş yapabilmektir. Strateji ve mantık gerektiren sağlam bir oyun. Herkesin yapamayacağı. Bedensel engelliler yapabilir, zihinsel engelli olan insanlar yapamaz bu sporu. Daha önce evden çıkamayan engellilerin bu sporla tanıştıktan sonra hayatları değişti. En keyifli tarafı, en güzel tarafı, dünyada en ağır engellilerin, evden çıkamayan, hatta evde koltuğunda dahi oturamayan engellilerin bile bu sporu yapabiliyor olması. Boccia sporunda engelliler yanlarındaki asistanlar yardımıyla oyun oynuyor. Sahaya arkası dönük asistanlar sporcuların yönlendirmesiyle hareket ediyor. Göksel daha öncesinde evde devamlı yatan, televizyon seyreden bir çocuktu. Ama buraya başladığımız günden beridir neredeyse hemen hemen her gün buradayız. Göksel burayı çok seviyor çünkü yaşamı. Arkadaşlar edindi, dostlar edindi. Ben sadece sol elimin iki parmağını kullanabiliyorum ve bu iki parmakla bu sporu icra ediyorum. Spor antrenörü Gamze Çelik'in bir de mesajı var. Bu kültür merkezinde farklı branşta eğitimler veriliyor. El sanatları, resim, spor, işte aklınıza gelebilecek masa tenisi, badminton, curling. Sizden ricam evlerinizde oturmayın, gelin buralarda. Hiçbir şey yapmasak bile sohbet edelim istiyorum. Burası Hakkari. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çatalca köyü. İki öğretmen Elif Meryem Yaşaroğlu ve Şebnem Doygun geçen yıldan bu yana bu köyde öğretmenlik yapıyor. Bir yandan görevlerini sürdüren Yaşaroğlu ve Doygun, bir yandan da Erdemli Mezrası'ndaki Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta gönüllü öğretmenlik yapıyor. İki öğretmen haftanın iki günü okuma yazma dersi veriyor. İki öğretmen de bunu gönüllü olarak yapıyor. Haftanın iki günü buraya yetişkinlere okuma yazma kursu vermek için arkadaşımla birlikte gönüllü olarak geliyoruz. Umarım hepsine faydalı oluruz. Bir kişiye bile bunu öğretebilirsek ne mutlu bize. Onları öğrenmeyi istediği sürece biz buraya gelip onlara istedikleri kadar öğreteceğiz. Haftanın iki gününü gönüllü okuma yazma öğretmenliğine ayıran iki öğretmenden köy halkı oldukça memnun. Şimdi oku yazma bilmeyen kişi hastaneye bile gidemiyor. Derdini anlatamıyor. Bu konuda mutluyuz. Teşekkür ederiz. Sizin vasıtanızla bu gerçekleşti. Bunu sevindik. Sağ olun, var olun. Kursun öğrencileri çoğunlukla kadın. Okuma yazma öğrendikleri için çok mutlular. Bu kursa açtığı için onlara teşekkür ederim. Biz zaten hiçbir şey bilmiyorduk. Doktora gidemiyorduk. Yani gitmek çok zordu. Yani biz çok mutluyuz. Belki bir şey öğrenebiliriz. Çok mutluyuz. Kurstan sonra inşallah biz her yere gidebiliriz. Yani hastanelere tek başına gidebiliriz. Çünkü çok zor bir şey yani. Biz hiçbir şey bilmeden hiçbir yere gidemiyoruz ki. Hem gönüllü olarak okuma yazma öğreten öğretmenler hem de okuma yazma öğrenen köy halkı mutlu. Efendim, sizin için derlediğimiz güncel haberlerimizden sonra stüdyomuzda programımıza devam ediyoruz. Programın başında da söylemiştim, 25 Kasım'ı konuşacağız. Kadına şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden bahsedeceğiz ki İstiklal Caddesi'nde de bir yürüyüş vardı, hatırlayacaksınız. Buradan hareketle hem kadına yönelik şiddeti konuşacağız. Acaba atılan adımlar gerekli mi? Türkiye olarak biz neredeyiz? Şiddeti nasıl önleyebiliriz? Kadınları nasıl koruyabiliriz? Bu sorularımızı kadın cinayetlerini durduracağız platform temsilcisi Ayşe Ece Kavas'a soracağız. Kendisi şu anda stüdyoda canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biraz önce ben giriş yaptım. Dilerseniz bu 25 Kasım'dan başlayalım. Aslında çok az kişi de biliyor olabilir. Zaman zaman böyle müdahale olduğunda aslında haberler oluyor ya da haberimiz oluyor diyelim. Kadına karşı şiddetle mücadele günü ve dayanışma günü aslında. Kadına karşı şiddete karşı dayanışma gününde İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş vardı. Burada bir müdahale gerçekleşti.
buradan hareketle dilerseniz konuşmaya başlayalım. 25 Kasım bizim için neden önemli? Kadınlar o zaman, kadınlar o gün neden yürüyüş yaptılar? Neye dikkat çekmek istediler? Sizden dinleyelim. Kadınlar için her bir günün anlamı var. Biz 365 gün mücadele eden bir kadın örgütüyüz aynı zamanda. Ama 25 Kasım ya da 8 Mart gibi günler kadınların geçmiş zamanlarda bedeller ödeyerek mücadeleleriyle kazandığı günler ve bu günlerde dünya çapında nasıl ki şiddet dünya çapında var, kadına yönelik şiddet dünya çapında bir mücadele örneği göstermeleri de etkili ve güçlü oluyor. Hatta şöyle söyleyebiliriz, bazı yıllarda gözlemlediğimiz 25 Kasım ve 8 Mart dönemlerinde bizim mücadelemizle ister istemez yetkililerin yaptığı kadına yönelik şiddete karşı açıklamalarla o aylarda, o zamanlarda çok daha az, daha doğrusu çok daha fazla kadının hayatta kaldığını, daha az kadın cinayeti işlendiğini de görebiliyoruz. Evet. Bu nedenle aslında 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma ve mücadele gününün böyle bir önemi var diyebiliriz. Evet, o akşam bir de İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş vardı. Evet. Ancak müdahale gerçekleşti biliyoruz, bildiğimiz kadarıyla, haberlere yansıdığı kadarıyla. Aslında kadınlar haklarını savunmak için tacize, şiddete, tecavüze karşı yürüdüler o akşam. Evet, şunu da hatırlatmak istiyorum aynı zamanda. Çok kısa bir zaman önce Emine Bulut genelgesi yollamıştı İçişleri Bakanlığı bütün birimlerine, bütün kolluk kuvvetlerine. Şimdi bu genelgeyi yolladıktan sonra madem böyle bir adım atıyorlar, hakları için mücadele eden, başka kadınlar öldürülmesin diye mücadele eden kadınları önünü kapatamazlar elbette ki. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Zaten o günde gördük. Eğer böyle yapmaya devam ederlerse biz şiddetin arttığını görürüz. Şiddet neden artıyor diye çok fazla düşünmemize gerek olmaz. Çünkü biliyorsunuz sanki her şey yapılıyor da bütün önlemler alınıyor, bütün adımlar atılıyor devlet tarafından. Ancak kadın cinayetleri durdurulamıyor gibi konuşuluyor. Böyle bir şey yok. Biz adım atıldığını, 25 Kasım'da yürümek isteyen, şiddete karşı daha fazla kadına sesini duyurmak isteyen kadınları engellerseniz bu tabii ki de şiddeti engelleyemeyiz. Ancak önünü açarsanız, biz zaten bunun mücadelesini veriyoruz, toplum zaten bunun mücadelesini veriyor. Örneğin 24 Kasım'da bir gün öncesinde biz Kadıköy'de eylem yaptık. Orada öldürülen kadınların ailelerin her biri başka kadınlar için de mücadele etmek için oradaydı. Evet. Kendi davaları için de oradaydı. Hem davalarda adaletin sağlanması için hem de başka kadınların öldürülmeden önce korunması için mücadele ediyorlar. Evet. Biz aynı şekilde mücadele veriyoruz 7'den 70'e. Bütün yaş kuşaklarıyla, bütün meslek gruplarıyla, bütün kadınlarla beraber mücadele veriyoruz. Toplum zaten bu görevini yapıyorken devletin de bu görevini yapıp tabii ki kadınları koruması, kadın cinayetlerini önlemesi lazım. Siz kadınların önüne engel olursanız bu bir adım sayılmaz. Esas yapılması gereken kadınların önüne polisleri koymak yerine o polislerin kadınları korumasını sağlamaktır. Evet. Buradan hareketle şunu da öğrenmek istiyorum. Gerçi rakamlar var elimde ama Ekim ayında 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü bildiğimiz kadarıyla. Tabii bu haberlere ve size, değil mi? Evet. Ulaşan rakamlar, haberlere yansıyanlardan yola çıkarak söylemek gerekirse ilk 10 aydaki rakam nedir toplam olarak? Sizden öğrenelim. Kaç kadını 2019 koruyamadık? 2019 Ocak'tan Kasım başına kadar, yani ilk 10 ayda 390 kadın, en az 390 kadın, sizin de söylediğiniz gibi haberlere yansıyan ve bize ulaşan ailelerin verileri bu. Evet. 390 kadın öldürüldü maalesef. Yani evet. Yüzlerle ifade ettiğimiz rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Rakamlar bu derece artmışken artmaya da devam ediyor. Ama işte bu özellikle biraz önce değindiğiniz 25 Kasım, 8 Mart'ta hani kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde hani sayı bakımından azalma olsa da bunun ortadan kaldırılması gereken bir sorun olduğunda herkes hemfikir. Peki nasıl kaldırılacak bu sorun? Yani köküne, özüne dönmek gerekirse sizin önerilerinizi almak isteriz. Sivil toplum kuruluşlarının da tabii ki burada destekleri çok önemli. Yasa yapıcıyla beraber, devletle, hükümetle beraber. Ne gibi temel adımlar atılmalı? Nelerde eksiğiz şu anda? En başta şunu söylemek istiyorum. Bir kere değişim yok söylemini kesinlikle literatürümüzden kaldırmamız gerekiyor.
Bütün verileriyle zaten değişimin olduğu açık. Örneğin KON'da bir araştırma yapmış. Aynı demografik özelliklere sahip kadın ve erkeklerde kadınların daha özgürlükçü, erkeklerden daha özgürlükçü olduğunu görmüş. Şimdi toplumda zaten kadınların haklarına sahip çıkma eğiliminin de arttığını görüyoruz. Evet. Bu verilerle beraber kadınların daha özgürlükçü hayata yaklaştıklarını da görüyoruz. Hı hı. Değişen şey bu. Kadınların haklarına sahip çıkması, modern haklarına sahip çıkması değişen şey. Değişmeyen şey geleneksel roller. Biz ne kadar geleneksel rollere vurgu yapar ve bunları korumaya çalışırsak, o kadınların daha fazla dezavantajı oluyor kadınlar yani açısından. Yani ataerkil aile dediğimiz şey mesela, değil mi? Geleneksellikten evet, bahsedeceğimiz zaman bu ilk akla geliyor. Kadınların hayatına dair karar almasına engel olma çabası. Çalışmak istemesine, boşanmak istemesine, ayrılmak istemesine, okumak istemesine, bunlara engel olma çabası. Bu geleneksel roller pekiştiği takdirde kadınların bu özgürleşme çabası, haklarına sahip çıkma çabası, erkek tıpkı erkekler gibi hayatın içerisinde yaşama isteme çabası bastırılmaya çalışılıyor. Problem bu. Evet. Problem kadınların haklarına sahip çıkması değil, erkeklerin bunu bastırma çabasıdır. O zaman erkeklerin eğitiminden mi bahsetmek gerekiyor burada? Yani hani toplumsal topluma baktığımız zaman kadın ve erkeklerden oluşuyor tabii ki, ama şimdi ataerkil bir aile yapısından geliyor Türkiye ya da Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman ya da geleneksel Türk aile tipi dediğimiz zaman hala kadının ekonomik özgürlüğünü eline almasına engel olmaya çalışan ya da istemeyen diyelim. Yani üniversite tahsili bile olsa kadının çalışması yerine evde çocuk bakmasını mesela onaylayan erkekler çok. Erkeklerin eğitimine mi öncelik vermek lazım, ne yapmak lazım? Yani bu da bir yönü olabilir ama eğitimle falan kaybedecek vaktimiz kalmadı bizim. Ayrıca hı hı. Kadınların kendi hayatına dair karar almak isterken bunu normal bir gerekçe göstererek indirimler veriyor olması, hakimlerin mesela eğitimsiz olduğunu mu gösteriyor bize? 6284 sayılı kanunu uygulamayan polislerin, yargının eğitimsiz olduğunu mu gösteriyor? Koskoca hakimlerden, bakanlardan bahsediyoruz. Bunların her biri eğitimli. Ancak bilinçli bir şekilde şu anda toplumda üstünlük gösteren erkekler kendi üstünlüklerini bilerek ve isteyerek kadınlara vermek istemiyor. O yüzden eğitimle değil, caydırıcı yöntemlerle olacak bu. Evet, yani evet, bu üniversite tahsili almış hakimden, tabii, iş adamından vesaire bahsedecek olursak tabii, evet ki eğitim çok geride kaldı ama tabii benim söylemek istediğim erkek ki çocukları. Aslında yeni yetişmekte evet, olan. Evet, onu da toplum yetiştiriyor biliyorsunuz. Evet. Sadece anne değil, toplum yetiştiriyor, okullar yetiştiriyor. Televizyonda evet, her gün gördüğü haberler ve onların arkadaşlarıyla beraber büyüyor. Çocuk toplumun içinde büyüyor. Sadece annesine bağlı bir şekilde büyümüyor. İlla ki etkisi vardır tabii ki. Herkese biz toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatmalıyız. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği gösterilmeli. Ancak bunlar bile belki de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlayacağı bir genelgeyle sınırlı kalamaz, sadece bir politikayla mümkün evet, olabilir. O yüzden biz bu konuda sistematik çözümleri hayata geçirmek zorundayız. Hı hı. Az önce bahsettim. İçişleri Bakanlığı bütün karakollara kadınların korunması için, hı hı, bütün tutanakların detaylı bir şekilde tutulması için Emine Bulut ismiyle bir genelge yolladı. Evet. Evet, bu olumlu bir adımdır. Hı hı. Ancak şu anda biz her zaman söylediğimiz gibi kadınları koruyan zaten 6284 sayılı kanunumuz var. Hı hı. Bunun uygulanması gerekiyor bir. İkincisi, az önce bahsettiğimiz önleyici politikaların geliştirilmesi, kadınların korunması, adaletin sağlanması, şiddetin normalleştirilmeden adaletin sağlanması, evet, ve kadınların çalışma hayatına katılarak sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi için İstanbul Sözleşmesi var. İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284'ün uygulanması için de biz böyle bir genelge bekliyoruz. Ancak tabii ki genelgeler birinci adımdır. Bu adımların devam etmesi uygulanması gerekiyor. Uygulanması çok önemli. Hayatı, yani genelge yayınlamakla maalesef kanun bitmiyor. Çıktı işte 6284. Evet. Çok büyük emeklerle çıkardığımız kanunumuz var zaten. Uygulanabilir olması gerekiyor. Uygulanabilir, ancak uygulamıyorlar. İşte onu demek istiyorum. Evet, evet, yani çünkü neden özellikle söyledim? Bu uygulanabilir bir kanun değil gibi şeyler de söyleniyor. Hmm. Biz bütün takdir yetkilerini mahkemelerin, karakolların kullandıklarını biliyoruz.
Kanun gayet açık. Buna yorumlamaya açık ceza olmaması gerekiyor aslında, değil mi? Yani kanun, kaide, madde neyse. Yorumlamaya açık bölümlerinde kadınlar lehine kullanılması evet, gerekiyor yani tabii aslında ki. Belki hakimin takdirine de bırakılmamalı. Eğer bırakılacaksa da kadının lehine evet, sonuçlar çıkmalı. Bu kadar muhakkak yükselmiş bir sorunun takdire bırakılmaması gerekiyor. Hakimin takdir yetkisi olduğu bölümlerde ya da takdir yetkisi olunan bazı durumlarda da kesinlikle kadınlar lehine kullanılması gerekiyor. Bu neden böyle? Çünkü şiddete uğrayan taraf kadınlar. 10 ayda 390 kadının öldürüldüğünü söylüyoruz biz. Bu normal bir şey mi yani? Bu normal olmayan şeyi eşitlik yönünde tersine çevirmek için işte bu altına imza attığımız, kendi ellerimizle çıkardığımız Türkiye'deki bu kanunların uygulanması gerekiyor. Evet. Zaten ne istiyoruz ki? Kanun uygulansın demek çok komik değil mi? Yani kanun uygulansın diye mücadele veriyoruz şurada biz. Evet. Yani gerçekten bazen akıl alır gibi değil. Sanki çok tabii ki bu zamana kadar devam etmiş bir şiddetin hemen önlenebilmesi çok kolay olmayabilir. Ama biz gördük ki İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı 6.284'ün sadece gündeme geldiği yıl neredeyse yarı oranında kadın cinayetleri azalmış. Devletin sadece ben kadınları koruyacağım demesi kadın cinayetlerini bu kadar azaltıyorsa uygulandığı takdirde gerisini siz düşünün. Daha da azalacaktır. Daha da azalacak. Şunu da sormak istiyorum. Medyanın dili de çok önemli. Aslında benim anladığım sizin söylediklerinizden kolektif bir çalışma, kolektif bir bilinç gerekiyor. Gerek eğitim manasına gerek yasaların uygulanması konusunda veya işte yorumlanmaması, maddelerin hakimin takdirine bırakılmaması vesaire çıkarılan kanunlar hep bir arada. Böyle kolektif bir bilinçle artık bu sorunun üstesinden mutlaka gelmeliyiz diye düşünüyorum. Peki sadece şurası yanlış anlaşılmasın. Tabii ki hakimlerin takdir yetkisi olabilir. Evet, olabilir. Ancak takdir yetkilerini geleneksel roller üzerine kullanacaksınız diye bir kaide yok. Örneğin bir kadın kendi hayatına dair karar vermek istediği için öldürüldüyse ya da ya bunun bir bahanesi olmadığını savunuyoruz. Yani katiller kendisini savunamayacak durumda bıraktıkları bir kadın için arkasından neler söylüyorlar. Aldattığını söylüyor. Bu doğru da olsa, aldattığı doğru da olsa, küfrettiğini söylüyor. Bu doğru da olsa bunu bir tahrik indirimi olarak gösterilemez. Ya da örneğin ihal indirimi diye toplumca bilinen evet bir indirimde sadece pişmanım demesi bir mahkemede bunun ihal indirimi verileceği anlamına gelmez. Onun çok yönlü şekilde incelenmesi gerekir. Kesinlikle. Şundan bahsediyorum az önce söyledim. Töre sahikiyle öldürmek toplumsal bir sorun olduğu için o madde nitelikli hallerden sayıldı ve ceza indirimleri verilmesinin önü kapatıldı yasal olarak. Şimdi aynı şeyin kadın cinayetleri için de geçerli olması, onun geliştirilmesi gerekiyor. Bunu söylüyoruz. Böylece evet bu 390 rakamını biz de bu şekilde eğer bir adım atılırsa biz anlatmayacağız ya evet da bu şekilde konuşuyor olmayacağız. Evet, kesinlikle. Dileriz ki yani kadınlar öldürülmesin ama bir kolektif bir bilinç gerekiyor. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Medyaya düşen dil, medyaya düşen rol, kısa bir zamanımız kaldı. Hı hı. Acaba bu kadına şiddet, kadın cinayetleriyle ilgili haberlerde nasıl bir dil kullanılmalı? Bu konuda da zaman zaman yanlışlar olduğunu görüyoruz. Gerçeklerin açığa çıkması ve çözümün vurgulanması kadınlar için mücadele eden örgütlerin mücadelelerine yer verilmesi gerekiyor. Çok kısaca böyle anlatabilirim eğer süremiz az kaldıysa. Aslında bu çok gelişti. Çok mücadele verdik biz bunun değişmesi için. Evet. Uzun yıllar aşk cinayeti, kıskançlık cinayeti gibi aslında cinayeti meşrulaştıran bahanelerle başlıkları verdiler. Hı hı. Ve magazinselleştirmeye yönelik verdiler. Bunların kesinlikle olmaması. Gazeteciliğinde orada bir ihmal varsa ya da gerçek neyse bunun açığa çıkarılması üzerine örneğin, hareket etmesi gerekir. Örneğin son bir üniversiteli genç kız Güleda Canker. Güleda'nın fotoğraflarının sevgilisiyle beraber kullanılan fotoğraflarında evet sevgilisinin yüzünün blurlandığını görüyoruz. Güleda'nın aslında açıktı yüzü mesela örnek olarak vermem katille gerekirse. Katille beraber mutlu fotoğraflarının blurlansa da blurlanmasa da verilmesi çok büyük bir hata. Evet. Önemli olan kadının sağlıklıyken ki görüntülerinin verilmesidir. Aynen, katilin yüzü de blurlanması bence çok yanlış. Yani bunu yapan, yani bana soracak olursanız bir televizyoncu olarak bunu yapanı görmeliyiz aslında. Hakim karşısına çıkacaksa. Buna basın kuruluşları kendisi karar verebilir. Önemli çok olan ufak detaylar sadece ama. Sadece şahsın kişilik haklarıyla hiç ilgilenmiyoruz. Önemli olan
önemli olan bu cinayetin ardından adaletin sağlanması ve o ihmal edenlerin yargılanmasıdır polis orada. Aynen. Ama tabii bu tür detaylar da çok tartışıldı. Özellikle bu tabii. Son cinayette mutlu tartışma bir şekilde konusu görüntüleri oldu. Verildi. Aynen. Bu çok büyük bir problem. Evet. Ben çok kısa şundan da bahsetmek Buyurun. İstiyorum. Anmadan geçemeyeceğim. Bugün Ceren Damar'ın davası vardı. Evet. Ve savcı mütalaa verdi. Canavarca hisle öldürme, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Hı hı. Savcının mütalaasında en önemli olan şey katilin ilişkimiz var, gönül ilişkimiz var diyerek cezadan kaçmaya çalışmıştır sanık dedi savcı mütalaasında. Bu çok önemli bir detay. Çünkü katiller cezadan kaçmak için kadınların arkasından istedikleri her şeyleri söyleyebiliyorlar. O yüzden savcının mütalaasının bize örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Adaletli olan ceza neyse o verilmelidir. Bu kadınlar örselenmeden bu süreç adalet mekanizması işlerse eğer yine kadın cinayetlerinin azaldığını ve İstanbul Sözleşmesi'ne uygun davrandığımızı göreceğiz. Evet, biz de öyle umut ediyoruz, temenni ediyoruz ve kolektif bir çalışma, kolektif bir bilincin bir an önce hayata geçmesi için adımlar atılmalı her manada. Biraz önce siz de bahsettiniz, çok aslında kollu bir konu bu. Birkaç saç ayağı var. Bunlara dikkat edilirse umarım bu rakamları konuşmayacağız diyorum, öyle temenni ediyoruz. Son cümlemi de söylemek istiyorum. Tabii. Mücadele etmeden bunlar değişmeyecek. Mücadele edersek değişeceğini biliyoruz. Hı hı. Hiçbir kadın kendini güçsüz hissetmesin, öyle hissetmediklerini de biliyoruz. Bize katılabilirler, sosyal medya hesaplarımızda ve internet sistemimizde görebilirler. Bize katılabilir tüm kadınlar ve hep beraber mücadele ettiğimizde kadın cinayetlerini durdurabiliriz. Ben de şunu eklemek istiyorum. Özellikle kadınların eğitimle eğitimsiz hiç fark etmiyor. Yani eğitimle erkeğin de şiddet gösterdiğini biliyoruz. Yeter ki saklamasınlar değil mi? Aile içerisinde kol kırılır, yen içinde kalır düşüncesini artık aşmakta fayda var. Tabii ki. Yeter ki saklamasınlar, gerekli haklarını bilsinler, okusunlar, haklarını savunsunlar ki yarın öbür gün çok daha ciddi olaylarla karşılaşmasınlar. Sivil toplum kuruluşları da zaten bunun için var, yardım için var. Siz de bilinçlendirmek için zaten çok çaba harcıyorsunuz. Biz o kadınların her biriyle hep beraber mücadele ediyoruz. Aynen, dayanışma içerisindesiniz, yardım içerisindesiniz. Dolayısıyla kendilerini yalnız hissetmemelerinde fayda var diyorum ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Efendim 25 Kasım özelinden hareketle kadına şiddete karşı dayanışma ve uluslararası mücadele gününü konuştuk. Kadına şiddette Türkiye nerede, ne gibi adımlar atılmalı, şu an geldiğimiz noktada neler eksik onları konuştuk. Kadın cinayetlerini önleyeceğiz platform temsilcisi Ayşen Ece Kavas canlı yayın konuğumuzdu. Programımızın bu bölümüne şimdi kısa bir virgül koyuyoruz, kısa bir ara vereceğiz. O aradan sonra hafta bitmeden devam edecek.